Aşağıdaki isyanlarını bastırsaydı bari. Yine oradan buradan çünkü şey gibi ordusu geliyor. Hamam böceği gibi ordusu geliyor. EO4 yeni DLC geç kalmış bir immersion pack. Güzel olur. Sağ ol. Idea ne aldı açıkladım. Zamanla artınca artabiliyor. Para olarak alamıyor demiş. Tık tık ses geldi ama Eren bir şey bastı galiba. Aha. Eren'e düzlükte saldıran yüce gönüllü Mink. Hem de 3 yıldızlıyken Eren W. Eren'in morali nasıl Mink'ten daha düşük ya? 7 gerçi de yani morali nasıl daha düşük? Aristo çıktı. Moral, ha daha moral şeyini açmamış o. Geç açılıyor. Okey. Aristo da bayağı hızlı gidiyor. Bitirirse Aristo'yu rahatlayacaktır. Sen de hep observer'sın. Ali sen yapma bari ya. Eren diğer orduyu da çekmesi lazım dememe kalmadan çekmeye başlamış. Nasuhte'den Memlük Savaşı devam ediyor. Aslında Memlük'e giriyor da herhalde aşağı doğru inecek. Çünkü Memlük'ün önemli bir kısmını şey aldı. Metonya aldı. Ticareti de aslında kendisine aktarıyor ama aynı zamanda burada toplanıyor. Buradan daha çok aktarılıyor. Ben de onu anlamadım. Öyle iyi be. Serkut'un ekonomi düzgün. 12.65 iyi gidiyor yine. Suriye'ye bak be. Faiz ödüyor. 6.56 war rap ödüyor. Dede zengin oldu valla. Bart'ın birazdan girer yine İngiltere'ye. 37'de bitiyormuş. 6 senesi var. Ha Japonya Kore'ye saldırdı. Güzel bir atılım çünkü Kore'de ya hakikaten çok güzel resource'lar var. China Bear'ler, paper'lar falan. Kore güzel bir alan yani. Japanese Conquest of Gyeongju. Ashanti ile savaşıyor şey paşa. Aşağıda olması lazım Ashanti. Aynen. Buradan biraz da ben lokma alayım dedi herhalde. Alsın ama altınları almamış. Metonya altınları yarı yarıya böyle bir salmış. Altınlara çökse iyi olurdu. 50 megabit kullanıyorum ben. Dede niye İskenderiye ticaretini saldı? Anlaşmalarını bilmiyorum. Serkut'tan comeback bekliyorum demiş. Ya bir koalisyon daha yemezse atar herhalde. Napoli dedenin vasalı mı oldu? Burası özgür topraktı. Saldı herhalde sonra. Vasallamış dedi dede. Aragon'la savaşacak herhalde buraları almak için. Garip bir şey olur. Kastil ve Rus bölgelerini ele geçiren oyuncuların savaşı bu multinin efsanesi olacak ileride bana kalırsa demiş. Japonya nükleer istiyorlar. Yavaş yavaş Çin'e doğru gidiyor. Biri düştü. İşte deniz savaşı olacak gibi geliyor bana. Bayağı şey pirmez izleyeceğiz ya bu sefer. İnşallah. Serkut para kaybetti. Manpower da kaybetti. Aynı. Başladık. İki hızlı çıldırıyorum derdin. Kötünün kötüsü var demiş. Hiç sorma ya. İki hızlı bundan sonra dua edeceğim ya. Özgün, Hürmüz, Yas ve Sistan'la savaşıyor şu an. Arap yarımadası. Aden'e bağlıymış zaten. Hürmüz kısmı direkt. Oraya yazıyor. Hürmüz boğazını da alır. Orada da collect yaparsa bu sırada dedenin ticari şeylerine bir darbe de oradan gelmiş olacak gelirine. Ticareti yönetebilecek çok adam var oyunda. Hep ticaret bölgelerini manipüle edebilecek yerlerde insanlar var.
Eren zavallım tek orduyla burada işgal ediyor koca Ming'i. Diğer ordu da şeyi Ming'in diğer küçük şeylerini avlamaya çalışıyor. Şuraya bak ya. Adam ordu sıçıyor birader. Kim savaşmak ister ki Ming'de ya? Vallahi tam bir şey Swarm ya. Horde falan değil. Swarm resmen herifler. Oradan buradan devamlı ordu geliyor. Paşa'nın Aşanti savaşı gitti bir saniye. Coimbra'ya falan nereler lan buralar? Coimbra'ya, Denkri'ye. Denkri'ye burası. Coimbra'ya neresi? Okey, o şeydeymiş. Porto Denkri'ye. Dagança. Ha, buraları daha korlamamış paşa. Daha sonra zaten. Evet, admini yok. 3 sene miydi bu? Kore Savaşı nasıl gidiyormuş? Güzel, yiyecek Kore'yi bütünüyle büyük ihtimalle Japonya. Yutabildiği kadar yutmalı zaten. Dediğim gibi Kore çok güzel bir toprak. Development açısından da iyi Kore'nin şeyleri, developmentları. Yani buradaki birçok çöp toprağı oranla bayağı iyi. Aleykümselam, hoş geldin. Bence Disaster'a sokmamalı yarın ama. Ona kasıyor olabilir ama. Herkesin kendi diplomasi. Ming Disaster'da zaten ya. İyidir. Japonya dağılacak bu acaba. O zaman Japonya'nın işi de kolaylaşır. Bak orada Beijing falan olmaya çalışıyor. Japonya zaten Ming'in altında ve rahat. Kimsenin Japonya'ya bulaştığı yok ki. Yani Japonya her türlü rahat. Endonezya'da da sıkıntı yaşayacak mı? Asıl soru o. Şu an özgüne oranla çok daha hızlı büyüyor şeyde Endonezya'da. Exploration Expansion oynuyor çünkü. Of. Hangi, kimin ikinci ve üçüncüleri istiyorsun? Chat'i takip edelim. State yapmış. Hü4 vs. Hü4 sence hangisi demiş. Serkut'tan konuşuyormuş Özge. Belki Özgur'la gel. Serkut'un kimi istiyor? Serkut'u göstermiştim zaten. Bir daha göstereyim. Şu an quantity'yi tamamlamak üzere bir tane kaldı. 37 olmadı daha. 5 sene sonra bir bekliyorum Bart'ın ne yapacak diye. 48K ordusu var. Büyük ihtimalle İngiltere'yi bitirecek. İngiltere 10K bir ordusu var burada. Başka da bir şey kalmadı galiba. İngiltere'nin ekonomisinin de ben çok iyi durumda olduğunu düşünmüyorum ki. Nitekim öyle değil. Trade'i falan yok. Zaten bankruptcy'ydi biliyorsunuz. Kendimi kurtardım bankruptcy'den. Kurtarmış. Ama para anlamında artık yarış dışı. Tamamen bitmiş durumda. Ming Peace öneri %52 kuşatmış Eren. Eren ne yapmayı planlıyor onu merak ediyorum. Ya buralarda bir vasal alması lazım kendini büyümek için. Çok admin puanı harcıyor. Güneye de kendi büyüyor, kuzeye de kendi büyüyor. Admin puanını çok boşa harcamış oluyor. Geri kalacak adminde. Şey de oynamıyor zaten çünkü. Administrative falan da oynamıyor yani. Geride zaten şu anda galiba. Aynen. İki tane ayrıyası vardı ben gördüm kadarıyla. Geride. Yani şu an tam şeyde basması gereken zamanda ama puanı yok. Sen konuş ya. Önemli bir şey değil. Ben şey olduğunu düşünüyorum ya. Oradaki Hindistan gelirine falan sarkması gerektiğini düşünüyorum ben artık şu anda. Zaten sarkıyor ufaktan ya. Kuzeyini aldı, güneyini de alacaktır. Bu sırada Japonya bu bölgeyi aldı Kore'den. Kuzeyini aldı dediğim gibi. Güneye doğru şey yaptıkça özgünle bölüşecek parayı işte. Yani Goa'ya falan inmesi gerekiyor onun. Indus Goa. Özgün var gerçi oralarda şey isteyebilir. Doğru söylüyorsun. Bana. Özgün konuştu zaten. İstedi de Özgün'e şey yapmadı. Anlaşmadı. Çünkü kendi gelirini baltalıyor yani Özgün. Özgün kendine çekmek istiyor oraları. Oraları kendine çekerse Eren bir şey kazanmayacak. Dolayısıyla anlaşamadılar. Göreceğiz. Ama Özgün rival mı alamıyor? O ilginç. Ya dede Sarki yanına çekme anlamında yani
Niye satsın ki Dothraki? Ben Sarki olsam Dothraki'yi satmazdım. Dediğim gibi düzlük. Dothraki'nin daha çok yardımı olur düzlükte. Satmak için mantıklı bir hamle olmazdı bence. Yok ya, onlar birlikte büyürler işte öyle. Yani hem birlikte büyürler hem de dediğim gibi Sarki ülkesi dümdüz yani. Bu adamı Dothraki'den daha iyi koruyacak adam mı var ya? Her yerde Ming'in swarmları var. Ben sigara içip geleyim. Tamam. Eren bu sırada büyük ihtimalle Mandate'i de düşürtmeye başladı. Aynen. Devastation artıyor. Prosperity'deki bir yer var mıymış? Bir dakika. Berke'nin sesini bir kapatalım. Berke beni duymazsa sesim ondan eko yapmayacak. Güzel. Royal Britannia. Güzel. Immersion Pack. Ucuz çıkacak. Güzel olur. Ya Third Room'u aldım ama oynamadım mesela Third Room'u daha. O yüzden ya da Ortodoks herhangi bir ülkeyle oynamadım. O yüzden hani Rule Britannia içinde bir şey demek istemiyorum çok. Göstereyim ideaları bir daha. Dothraki, Religious Aristo gidiyor. Dede, Quantity, Religious Quality gidiyor. Religious Exploration Quality gidiyor Özgün. Japonya Exploration Expansion gidiyor. Serkut Quality Innovative Quantity gidiyor. İngiltere Exploration Economic Quality gidiyor. Barton Religious Defensive Quantity gidiyor. Paşa Exploration Quality Offensive gidiyor. Ve Hamit Exploration Quality Innovative gidiyor. Kendi sesini mi açtın lan belki? Aynen kendi sesini açtım. Ha okey. Senden yankı yapıyordu o yüzden kapattım. Ha sesini. Tamam kapattım ben de sen kapatayım. Aydaları gösterir misin gösterdik. Aleyküm selam Zaot. Yıl kaç? 1533. Sen Peace'de yıl dönecek herhalde ondan duruyoruz. Sence yeni DLC ne zaman gelir? Oğlum bitmiyor bu sorular ya. Ne bileyim oğlum yani... Adam duyurusunu yaptı, coming soon dedi. Nisan'da falan gelir muhtemelen. Ne bileyim yani. Sanki Paradox'un pazarlama bölümünde çalışıyorum arasını satayım. Savaşı bitirmedi galiba ya. Neden bitirmedi onu da anlamadım ama. Ne VVX'i ya? Westworld ha. EU5 niye çıkarsın adam? EU4 ile ilgili ne sıkıntın var ki EU5 çıkarsın adam? Development'ta şu an Hamit birinci gözüküyor da o şey yüzünden. Sarki'nin teknoloji sıkıntısı yüzünden kolonyalizmi daha çıkmadı. O çıkınca birinci Sarki, ikinci Hamit, üçüncü Nasuh, dördüncü Metonya, beşinci Dothraki, altıncı şey olarak geziyor. Özgün. Savaşı niye bitirmediler onu anlamadım. Bu bölgeleri falan komple alacak herhalde. Çalışsan çok güzel bir paradoks olurdu demiş. Paradoks'ta çalışmak isterdim de öyle bir fırsatım yok. Programcılık falan öğrensek. Seve seve çalışmak isterdim yani. Çok güzel bir ortamları var. Pazarlama bölümü alalım, dertlerine derman ol demiş. Cluster Manager oluruz belki pazarlamanın. Orta Doğu Cluster. Güzel yedirdi Suriye'ye. Şimdi büyük ihtimalle Suriye'yi entegre edecektir diye. Aynen başlamış bile zaten. Ne zaman? 48'de bitiyor. 14 yıl sonra orayı da yiyecek. Metonya da buradan toprak aldı. Birleştirdi bu bölgeyi. Burada aşağıya doğru büyüdü falan. Paylaşıyorlar orayı direkt. Eren'in Ming Savaşı bir fiil devam ediyor. ...1534 yıl.
Dothraki Çin'i alınca development evet fark yaratır da yine koloni var. Koloniyi unutuyorsun. Amerika koloni şeyi komple. Bir olay yok şu an. Türkleri DLC'de indirim yaparsın. Yapmam, arttırırım fiyatı, anasını satayım. Zaten almıyorsunuz. Kaan bebeğim yayın başlayalı kaç dakika oldu demiş. Ya 3 saat oldu yayın başlayalı. 1 saati oyunla geçti. Diğer 2 saati bekleme, mola öyle geçti yani. Biraz deyip Turkish Web. Eren'in aldığı yerler geri gidiyor. Kale %78'i gördü ya. Pascal'e tatilinde falan çıkartacaklar. Bana öyle geliyor. Şey yeni. Pascal'e ne zamana geliyor? Pascal bakayım hemen. Nisan'ın ikinci haftası olması lazım. Ya da ikinci haftası. Para mı var alalım? Art of War'u zor aldık demiş. Aç bulutu izleyelim. Arkada bari o da konuşsun değil mi? Eşlik eden. Eren bitir artık şu savaşı gözünü seveyim ya. Tamam Mingi Devastation'a itiyorsun falan da. Kendi manpower'ını falan çok baltalıyor. Parasını, manpower'ını. Oyrat kimin? Şey, Eren'in altında mı? Yok, Ming'in altında. Eren kendi bölgesindekileri tutuyor şu an ya altında. Kendi sınırdaşları var yani Eren'in altında. Bakalım. Şey olayı çok güzel oldu işte bu diplomasi menüsü. Buradan direkt görebiliyorsun. Established tributary de 10 kişiyi daha tributary'yi alabiliyor aslında Eren'in. Alması da iyi olur onun için bayağı. Çünkü teknolojide falan geri kalıyor. Onu toparlaması lazım. Şu an var. 3, 6, 7 tane tributary'si var. Biraz daha alırsa çok rahatlayacak. Susadım yayını durdurur musun demiş. Git gel zaten bir şey kaçırmazsın. Ben kale kuşatırken 100 gördüm. 100 demiş. Vardı geçen biz de görmüştük. 99 civarı. Serkut mu daha çok kazanıyor? Bartın mı Eren mi Rusya mı? Bartın. En fazla Bartın kazanıyor şu an. English Channel'ı domine ediyor çünkü. Ama onu yakında Hamit geçer yani. Ben öyle geliyor. Hamit geçebilir. Hamit altından geçebilir çünkü. Altın çok fazla şey var şu an Hamit'te. Hamit'in idealarında inflation cost reduction var mı ki acaba? Var. Onu biliyor musun? Var. 20 var. 15'te şeyden geliyor. Advisor'dan 35. Must. Olması gerekiyor zaten. Aynen. Ekonomiyi de alırsa hepten zaten şey yapıyor. Mandate of Heaven'ın başına nasıl geçiliyor? Eren geçeceği yok oraya. Ben zaten konuştum onunla. Hem dini olarak da mümkün değilmiş. Biri yazmış YouTube'a. Dini olarak da olmuyormuş o. Doğu dinleri Tengri falan olmak gerekiyormuş anladığım kadarıyla. Ya da Budist dini ya da Tengri olup Budist'i şey yapmak. Sait dini yapmak. Onun başka bir ismi vardı şu an aklıma gelmiyor. Harem Kur'an yok mu? İzleyicilerle Dünya Mutisi'nde Fransa'nın Picardy Kalesi 2 yıla yakın dayanmıştı. O kale öyle bir dayandı ki savaş sonrası İspanya'yı kaldıramadım demiş. Bartın ve Serkut asla geçemez bence Eren demiş. Para da geçti ama. Ya arkadaşlar burada birincilik şeyi development'a göre veriliyor ve şu an birinci Hamit gidiyor. Sarki'den sonra. Sarki de hala kolonizmi geçirmedi. Bir kolonizmi geçirse o birinci durumda. Eren aldığı kaleler geri gidiyor ya. Eren Beijing'i kuşatıyor şimdi ama. Aynen. Aldığı kaleler geri gidiyor. Ona yazık oluyor. AI kaleyi daha hızlı kuşatıyor zaten. Ya kuşatılmış kaleni geri almak daha kolay. Kuşatılmış kaleyi geri almak. Evet, diğer orduyu çekmeye başlamış herhalde. Getiriyor. Mecburen getiriyor adam. Ne yapsın? Topçusu yok ama ordunun. Kuşatma yapacağından değil yani. Saldıracak. Bir tane ordusuna topçu tutuyor.
Ergen'in kamu kaç? Onu biliyor muyuz? Eksi yiyor şu anda. Yani ordu şeydeyken doğaldır eksi yemesi de. Ordu reinforce çekiyor çünkü deli gibi. Bak ne kadar reinforce çekiyor. O 0-21 çekiyor. O orduya gidiyormuş parası. Yani net income'a 30'muş. Total income. Hmm, şurada yiyecek büyük ihtimalle orduyu. Çok güzel yiyor ya. Harbiden izlemesi çok keyifli geliyor yani. Ordunun düzlükte başka bir orduyu tokatlaması kadar keyifli bir görüntü yok. Mahvoldu ya. Geçen kaybetti zaten Sarki. Nasut dediye kaybetti. Büyük bir savaşta performansını merak ediyorum demiş de Sarki. Şeye kaybetti Nasut dedi. Acaba Eren ne alacak? Şu Çin'den izleyelim ki Çin'den en azından görürüz şeyi. Altındakilerin hepsinin Liberty Desire fullenmiş durumda nereden baksana şu an. Zaten şey de arttırıyor. Göremedik. Şu çıktı içinden. D1 şu çıktı. Dali de galiba yeni çıktı. Emin değilim. Yok Dali yeni çıkmamış. Şu çıktı içinden ya. Eren toprak almadı anladığım kadarıyla çok. Yok yine almış 4 toprak almış. Tibet'i büyütmüş. Şu kuzeyine büyümüş. Tibet'ten büyüyor. Güzel. Nasuh dedi Trabzon'a saldırıyor. Panda, Lübeck, Brandenburg, Hamburg ve Bremen'e saldırıyor. Parayı en güzel çekeceğiniz nokta. Sabahtan akşama kadar saldır saldır parayı çek. 4000 gold'u vardı zaten. Çoğunu harcadı. Advisor'ları çok iyi durumdaydı. Bir tanesi ölmüş galiba. Yine ucuz bir advisor var şu an. Ne demek kaybetti? Kaybetti. İyi bayramlar mı? Ne bayramı lan? Hepsinden güzel para çekebilir ya. Mesela şeyden ne kadar çekebiliyor bakalım. 1187 şeyde var. Lübeck. 553 Brand şeyde Hamburg'da var. Her türlü güzel para yani. Ki birinden daha çekti az evvel. Lübe falan tıklarsan da görebilirsin zaten. İşte oradan baktım direkt. Sağ tuş pisat. Her şeyden diyorsun. O borç şeyini falan görmüyorsun ya. Başı Afrika'ya çıktı zaten. Demin savaşı vardı onu gösterdim ya. Bir toprak aldı buradan. Metonya'nın buraya acil toplaması lazım. Paşa'ya altınları kaptırmak istemiyorsa. İki tane altın var daha almadı. Aynen benim de inanılmaz bir ticaret noktası zaten. Şeyle savaşa girmiş. Ney? Özgün Paşa'ya savaş açmış. İlginç. Altını da onlardı. Humiliation savaşı açmış ama. Bartın değil, Nasuh Dede var yanında. Pardon, Nasuh Dede karşısında. Özgün'ün karşısında. Niye Özgün buradan Humiliation savaşı açtı ki onu? Koloni falan mı aldı? Ha, dibine koloni aldı diye savaş açtı. Çok saçma bir hareket be Özgün. Bir topraklık koloni için savaş mı açtın yani adamı? Burası benim Hamitlik yapıyor şu anda bence Özgün. Çok bir şey kaçırmadın herhalde. Paşa'nın yanında şey var ya. Nasuh Dede var. Çok saçma bir savaş oldu bu ya. Neden? Hiç belli olmaz. Belki şey de gelir. Hamit'i de çekebilir yanına bak şu anda. Hamit bir işini aramaz ki Karadolu'nun. Şey var. Asker alıp.
Oğlum herif askerini ta Amerika'dan şey mi getirecek? Japonya girdi savaşa Özgün'ün yanında. Japonya niye girdi ki savaşa? Ya dünyanın en alakasız ülkeleri birbiriyle savaşıyor şu an. Dünya savaşı patladı. Dünya savaşında bile bir alaka var abi. Burası şu an kel alaka. Ha Kilva'ya savaş açmış paşa. Paşa Kilva'ya savaş açtığı için giriyor Özgün. Altınlara konacak paşa diye. Ha, anlaşıldı. Altınları yar etmeyeceğim hesabına geliyor. Tabii bu kadar direkt laps diye savaşa girmesi garip oldu. Şu genel açıdan izleyelim. Nasut da gelecek büyük ihtimalle. O da kabul etti çünkü savaşı ama yukarıda onu orada. Çok acayip. Japonya geliyor mu peki? Yoksa hani osuruk niyetine mi girdi savaşa? Osuruk niyetine girmiş galiba. Yo, getiriyor lan. Geminin içinde 12K birlik getiriyor. Tek ordusu da o onu getiriyor. Helal olsun be. Bayağı inanmış. Yani Özgün ya fevri davrandı ya harbiden milletle anlaştı bir şekilde öyle girdi diye tahmin ediyorum. Ha bu sırada 37. Bartın İngiltere'ye savaş açabilir Ağustos'ta. Okey, Ağustos'ta giriyor. Şöyle baktığın zaman yani ne kadar garip bir savaş döndüğünü anlayacaksınız yani. Şu iki ülkeyle bu iki ülkenin alakası ne? Hadi şeyle şeyi anlıyorum da. Nasuh'la Özgün'ü anlıyorum da. Paşa biraz şey agresif giriyor altınlara ya. Peru'da da yaptı çünkü aynısını. Hamit de savaş açabilir Eren Paşa'ya. Altınlara konuyor çünkü paşa. Altın kimseye yar etmez yani kimseye altını. Burası bir de koloni alınıyormuş. Daha alınmamış. Özgün büyük ihtimalle burayı da yıkabilir veya ele geçirebilir, seize yapabilir. Wipe'layacak. Paşa'nın orada gitti. Oradaki orada gitti yani. Garip bir savaş. En azından şeyi engelledi. Kilva'ya saldırısını engelledi. Şimdi Özgün Truus'u bittiğinde Kilva'ya saldırıp şey yapabilir. Altınlara konmaya çalışabilir. Tabii kuzeyden saldırı yiyecek mi? En önemli şey o. Soru o. Kilva'yı mümkün olduğunca tutmak lazım. O kim? İngiltere Cape'e sıçradı. Özgün'ü sıçraması daha iyi olurdu. Özgün sıçramadı. İngiltere sıçradı. İngiltere niye sıçradı onu da bilmiyorum. Afrika'ya taşınacak ola. Kaçıyor herhalde yukarıdan. Saldı şey. Yeter diyor. Britanya adasından bir şey çıkmayacak. Yani ilginç bir savaş. Peki Yakup Paşa ne yapıyor? Filo var. Ordu patladı mı? Hayır, o kuzeyinden geliyor. Afrika'nın kuzeyinden ordu getiriyor. İki tane orduyu vallahi azmetti adam. Afrika'nın kuzeyinden iki tane ordu getiriyor Etiyopya'ya. Abi ya yemin ediyorum ben savaşmaya üşenirdim de salardım savaşı ya. Adam oradan buraya ordu getirdi ya. Özgün de yukarı çıkıyor. Hangisinin ordusu daha iyi bir bakalım. Özgün 3.90 bir dakika lan. Özgün değiliz değil mi şu an? Demin 4'teydim. Ha, prestij yemiş. 3.96 moral, 110 disiplin. 115 disiplin, 4.45 moral. Paşa alır duruyor. 10-10 30. 30. Yani paşa rahat alır gibi duruyor şu an. Moralde Özgün çok düşük. Ama Özgün'ün asker tipini de unutmamak lazım. Yeniçerilerle oynuyor çünkü Özgün. Yeniçeri ve Banner'larla oynuyor. Askerleri tehlikeli olabilir her ne kadar şeyde geride olsa. Belli olmaz. Evet. Hani şimdi fark sadece statlardan ibaret değil, birimlerde de bayağı sıkıntı olabilir.
Özgün Tunus'u yanına çekebileceğini zannetmiyorum. Tunus şeyden yana. Dededen yana. Japonluk istiyor. Japon filosu daha gelmedi ya. Hala nerede bilmiyorum ama bakacağım. Ha, filo geri dönmüş ya galiba. Kamçatka'ya şeye gitmiş. Alaska'ya gitmiş. Alaska'ya çıkıyor Japonya. Japonya'nın umurunda değil savaş. Yakut Paşa'nın bakımı açık ya. Şu an açık. Japonya geri döndü. Şeyde Alaska'da. Özgün kalelerin konumları ne lan? Diyor muyuz? Zeta'da bir tane Coastal Desert'ta kalesi var. Shiva'da dağda var. Başka da kalesi yok. Çok az kalesi var. Yani karşı kıyıda falan var. Sana'da. Taiz'de. Nasutte'de de gelmiyor anladığım kadarıyla. Evet, o yukarıda kalacak. Karışmayacak herhalde. Tabi savaşı kazanırsa Özgün ne olur bilemem ama. Özgün'ün kabilde askerleri geliyor. Adam çıplak ya, zırhsız geliyor. Paşa saldırı yapacak herhalde, diğer orduyu getiriyor üstüne. 12-8, 12-6, 14-4-2, 14-4-2. Özgün topçusu çok az ama infantrisi çok fazla. O sıkıntı yaratabilir karşıya. Şurada vursa mantıklı çünkü burada bayağı bir ordusu birikti. Yanlardan gelen şeylerden, askerlerden. Aha! Yerde vurdu onun yerine. Ayrı yakalayınca. Bakalım. Ha, moraller eşitlendi. Disiplinde paşa 5 disiplin üstün. Ama asker sayısı farkı tabii ki etkiler yani. 34K'ya 10K banner var, yeniçeri var ordunun içerisinde. Bayağı fark ediyor tabii. Yakup Paşa durdurdu onu. Orduyu çekecek yer aradı herhalde, nereye çekeyim diye. Çok abuk bir savaş olacak gibi ya. Bunu uzatır mı acaba, ne olur? Uzatırsa gerçi dediğim gibi Özgün Kilva'ya savaş açıp Kilva'yı yiyebilir. O da onun şeyi. Eren Oyrat Kam ve Çin'le savaşıyor yine. Çin'le bir daha savaşıyor Eren. Oyrat'a saldırınca Çin geldi. Başka. Şirin olmayan panda Lübeck'le devam ediyor. Parayı götürdü o. Akut Paşa'nın savaşı devam ediyor şu an. Başka bir şey yok. Oyunu durdurma bilmiyorum. Herkes ordu hareketinde yapıyor. Nedenini bilmiyorum ya. Biraz hız gameplay'i yavaşlatıyorlar. Özgün içinde isyan çıkmış adada. Ya ada isyanları da açık ara en nefret ettiğim isyanlar ya. Aynen, gözünden kaçarsa kopabilir yani. Kopsun. Sen bile değil. Eren doymuyor ya. Doyuramıyoruz Eren'i. Eren aç. Pezevenk. Acaba Özgün üstüne yürüyecek mi? Özgün buradan paşaya bir zahmet yürümesin ya. Abi yani ne yapıyoruz anasını satayım? Hayatı sorgulamamız lazım o noktada. Paşa buraya çekildi. Nasuh'un şey toprağında şu an. Burada replenish diyecek herhalde. Paşa sayıca alamaz yani, çok sıkıntı. Özgün yani burayı işgal etti ama siz yapmıyor Özgün. Siz yapsaydı burayı iyiydi. Siz yapabilir, burn down koloni yapabilir, kolonisini yıkabilir yani paşanın. Belki de alacak ya. Belli olmaz. İşte siz de yapabiliriz. Daha bitmemiş çünkü koloni. Çok inanılmaz bir saçmalık seviyesinde savaş duyuyor. Neydi? Eren çılgın Eren yine Ming'i işgal ediyor. Oğlum sıkılmadın mı aynı kaleleri işgal etmekten lan?
Yemin ediyorum bıkkınlık seviyesi şu an zirve yapmış olmalı ya. Aynı kaleleri tekrar tekrar işgal ediyorsun ve lanet Ming'in birçok kalesi de dağda ya. Etrişin yediğin bölge çok falan leş gibi bir yer. Ya bölecek işte, parçala böl yönet. Ama bu orduları vurup durması prestijini falan şey power projection'la hatta army tradition'la çok güzel yönde etkiliyor. Bayağı rahat kasıyor oralarını. Burada ne oluyor? Paşa orduları geri çekiyor İberiye'ye. Kabileden bitmiş. Savaş bitmiş zaten. Özgün koloniye siz veya şey yapmamış. Burn down yapmamış. Özgün senin kafanı sıçayım. Ama en azından Kilva savaşı da devam ediyor. Geri gelse burada şey yapacak. Özgün sen ne yapıyorsun ya? Yusuf Mossi ve Hausa ile savaşıyor. Dediğim gibi altına şey yapıyor. Eren devam ediyor kuşatmaya. Çin kalelerini kendi evlerinden daha çok biliyor. Hiç sorma ya. Paşadan söz almış. Ondan White Peace atmışlar. Ama bu kadar basitse ben de söz vereyim. White attırayım. Özgün... Bilmiyorum, ben siz atardım her türlü ya. O konuda şey yapamıyorum. Eğer koloni anlamında yanıma sıçrayan biri varsa siz atmak zorundasın abi. Yani ya siz atacaksın ya burn down atacaksın. Burn down atsan adam yine gelir. Siz atsan orayı alamaz bir daha. Öyle bir opsiyon. Bakalım uyuyor mu anlaşma şartına? Yani Kilva ile savaşta daha şey yapmadı. Peace atmadı ona. Hoş White Peace'i de kabul etmiyor ki Kilva. Nasıl ettirecek? Şeye devam edelim Eren'e bakmaya bakalım. Nice oyuncular telef oldu. Hiç sorma ya. Az mı puştuk gördük multilerde? Kam çıkmış. Bak o yoktu. Kan vardı ya. Tributary hatta. Tributary. Bartın bir daha saldırmadı şeye. İngiltere'ye. Hamit DL değil TL. Şimdi tüm koloni devletlerinin sahibi olmadan saldırabilir. O yüzden kimse Amerika'ya çıkamaz değil mi? Evet. Yani koloni devletlerine savaş açabilir. Sahiplerinin haberi bile olmayabilir. Japonya'da durum bir durum yok ya. Koloni işte. Hamit'in isteği şu anda büyütün. Orada koloni devleti. Yani. Sıkıysa. Hamit'in işine geliyor çünkü büyümeleri. Dediğim gibi Hamit savaş açar kolonilere ve haberiniz bile olmaz. Gelmiyor çünkü uyarısı. Koloniler arası savaş, koloni devletleri arası olan savaşlarda genelde şey olmuyor. Bak burada da mesela savaşı açarsa buraya yiyebilir Hamit. Ben açacağına da inanıyorum da o büyük ihtimalle Avrupa'dan bir elay Fransa'yı almış yanına. Avrupa'dan bir elay bekleyecektir yani. Dediğim gibi kimse kimseye altın yedirmez. Aslında tam vaktiydi Özgün'den savaşırken tekrar istifade tık diye alabilirmiş. Panda, Hainaut, Salzburg, Aachen ve Kastil'e savaş açmış. Bu bölgeyi Hainaut komple yiyecek herhalde o da. Kuzeyde bayağı güzel bir şey var. Hegemonyası var şu an. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyor orada. Ona Eren sıkıntı içinde, oluşturan da yok. Evet, Eren'in içinde. Bayağı rahat oldu orada. Nasute'de Macar'a da savaş açmış. Unification var, Avusturya açmış. Onun yanında girmiş. Bu saatten sonra Unification yapsan da olur, yapmasan da olur. Kıç kadar kalmış Macaristan. Volakya yemiş Macaristan'ı bayağı bir.
Paşa filo basıyor. Yedi kası burada yine Kilva'yı kuşatıyor. Kolonisini patlatmış Kilva büyük ihtimalle. Aynen. Ya da kendi abandon etti. Filosu patlayacak yalnız paşanın. Attrition'dan. Kolonisi gittiği için attrition'dan bütün filosu gidiyor şu an. Aydan aya bu filo yok olacak komple. İberya'ya varamadan gider muhtemelen. Arada Afrika'nın batı kıyısında durdurup getirseydi daha iyi olabilirdi. Dolar 4 olacak kim kime altın verir. Dothraki devam ediyor, bir şey yok. Amerika ve İspanya ne zaman savaşır? Burayı merak ediyorum ne olacak diye. Paşa'dan ne söz aldı bilmiyorum da İflok kurtuldu yine. 3 heavy ship, 3 transport ship'i kurtuldu Paşa'nın. Ya burada şimdi Paşa ne yapacak? Altınlara dokunmadan mı alacak? White Piece atmak için mi şu an şey yapıyor? Mesela şu an atabiliyor çünkü White Piece'i dümdüz. Kendisi Ebon'dan atmamıştı savaş bittiğinde. White attı. Enteresan. Ben yapardım puştuğumu herhalde. Gerçi uzaktan uzağa savaşmak da bayağı bir sıkıntı ama. Separatist. Buralar karışmış. Kimse senin gibi değil kardeşim. Kış kışlığını puş puşluğunu yapacak demişler birader. Öyle şey yapacaksın yani. Puşluğunu yapacaksın. Keyfi orada entrikanın. Valla Japon ve İspanya müttefik olup Amerika'yı sıkıştırınlar herhalde demişti. Ben hiç zannetmiyorum. İkisini de tokatlar ama yeni çevresi var bir kere en başta. Ki Japonya development edeyim. Eren Sark ile Eray. Dede Metonya ile Eray. Paşa kendi başına. İngiltere kendi başınaydı. İngiltere kendi başına, Barton kendi başına, Japonya özgünle yalay, Hamit kendi başına yine. Paşa ile evliliği varmış Hamit. Buralara çıktı zaten paşa, buraya büyüdü. Ya şuraya sıçramak direkt olarak hani Amerika'ya altında koncan demek yani. Dedim ya en başta Paşa'nın Batı Afrika'ya girmesi lazımdı. Tunus girdi onun yerine. Paşa hiç uğraşmayacaktı Peru'yla falan. Niye uğraşacaksın ki Peru'yla? Orada zaten adam var. Her türlü alacak. Sıkıntı da çıkartacak. Tabii canım. Serkut solo olması lazım Serkut. Aynen Serkut da solo. Anti-emperyalist devam ediyor. Aynen Şaka Zulu özgün gibi. Özgün Zulu. Batı'nın emperyalizmine karşı. Tek durumu fena değil. Orta kıvamla. Daha global setleri falan alamamış. Onun biraz rahatsız ediyor olabilir. Koloni alma durumunda. Onun da Endonezya'ya çıkması lazım da. İşte yavaş oluyor biraz. Eren ne yaptı? Eren çılgın pezevenk. Ming'i çıkarmış savaştan. Ming'in içinden bir şey çıkarmadı galiba ama Ming'i çıkardı savaştan. Belki tribüterlerini mi bıraktırıyor acaba? Bilmiyorum ki. Parasını almıştık belki. Çünkü tribüteri sayısı bayağı azalmış. 27'ydi 18'e düşmüş. 9 tane azalmış.
parasını almış ama 1800 parası var şu anda. Bartın'ın hatunla mı? Ha şu 666 Regent olarak şu an başa geçmiş. Hatun. 666 nedir ya? Hatun'a bak. 5-4'te advisor'ı var. Bayağı iyi kazanıyor. Hatta aralarında en iyi kazanıyor şu an şey admin puanlarını. Şey monarş puanlarını. Dede Avusturya ile birleşti. Artık ayıramıyoruz da renkten. Şöyle göstereyim. Şöyle yedi Bosna tarafını. Macaristan da herhalde PU'ya girdi. Evet girmiş. Dedi birleşti orada şey Avusturya. Ufak beyaz bir çizgi var ben görebiliyorum onu. çok ufak beyaz bir çizgi. Ya Tenga ile savaşıyor. Yine mi Kastilya? Paşa artık bitir şu Kastilya'yı gözünü seveyim. Oyun geldi bitiyor multi hala Kastilya görüyorum. Yeter. Ya bilmiyorum Paşa'nın bence Portekiz'i vasallaması çok işine gelecekti. Hiç uğraşmayacaktı bu kadar koloniyle. Portekiz onun yerini alacaktı çatır çatır koloni. Şu an çok sıkıntı çekiyor yani. İki yönlü para harcıyor çünkü. Tabii canım 4-5 bir 5-6 tane aynı anda atmış olur yani. Kafada. Afrika Afrikalılarındır. İkinci özgün şişman gel demiş. Dede ve Serkut neden dost olmuyor? Savaştılar çünkü. Abi düşünsene Amit abi bütün Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı yönettiğin ki şu an öyle oluyor zaten. Teknik olarak büyüyor. Elon Musk canlı yayında roket fırlatacak. YouTube bununla dolu demiş. Aynen şey Falcon. Falcon neydi? Mars'a gidecek Falcon'u fırlatıyorlar. Birileri köylü özgün diyordu. Doğru çıktı demiş. Bartın neden İngiltere'ye girmiyor? Kendi tercihidir bilemem. Japonya'nın kolonilerini gösterir misin? Göstereyim. Şu an bu şekilde Japonya'nın durumu Filipinler'e sıçradı biraz. Buraya sıçradı, Avustralya'ya sıçradı. En son Kamçatka'ya gitti. Amerika'ya dönüyor. Yani her yöne gidiyor şu an koloni anlamında. Biraz oradan alıyor, biraz buradan alıyor falan. Dönüyor. Her yerde dönüyor. Aha, savaş çıkmış İngiltere Bartın arasında. Girmiyor dedim, girdi adam. Bitirecek yavaştan tabii. İngiltere'de ne filo var ne ordu kaldı zaten. Bitti İngiltere. Serkut da İspanya. Nasıl anlaştıklarına bağlı. Bölcüye bak AQ nasıl bir karmaşa var demiş. Mindfuck yaşarsın görünüşten. Ayırması çok zor. Belki sen ne düşünüyorsun durum hakkında? Şu an kontrol edemiyordum ya. Mesaj yaşıyordum. Soru neydi? Durum hakkında ne düşünüyorsun yani genel olarak? Bartın çok rahat büyüdü. Çok rahat İngiliz Channel'a da kondu. Büyük ihtimalle yani, herhangi bir challenge yaşamayacak da yani. Ya işte ben şeyden çok mutluyum ya aslında. Eren Bartın şey kıskacından Dede ve Metoni'ye karşı bir de Kastil'e karşı Rusya kıskacından çok umutluyum. Onu görmek istiyorum işin açıkçası. 3'e 3 diyorsun. Aynen 3'e 3. Çok da zevkli olur. Çok da güzel olur. Bence bunu da yapacaklar. Bana öyle geliyor. Eren yanına çeker ya. Eren'deki dil. Olduktan sonra. Ben achievement kasmıyorum Çengel. Git uyu lan şişko demiş. Uykum var. Var da. Multi bitsin diye bekliyorum. Sabahın yine köründe kalk. Gece diyeyim ben iki kere kalkıyorum ya. Gece 2'de bir kalkıyorum. YouTube'a video atıyorum. Sonra bir daha şey sabah da kalkıyorum işte. O da çok fena ya. Evet maalesef. Bu kaldırıyorlarmış galiba. Neyi? Adil kullanım kotasını öyle bir şey duydum. Kota kalkacaktı da kalkarsa gece 2'de kalkmak zorunda kalmam. Rahatlarım ben de. İngiltere başta hata yaptı Bartın'ın büyümesini göz yumarak tabii ki. Doğal düşmanıydı çünkü onun. Ming AI Fransa'dan sonra en kötü AI'dir Japon oynuyorum. Tri'den atıp Tri olmam için savaş açıyor demiş. İskoçya yükselecektir Bartın belediye başkanı.
Moğolistan'ın yükselişi gene kısa sürdü diyor. Evet öyle oldu. Kota kalkacak dendi. Onun geriye döndü 2019'da galiba tamamen kalkıyor olması lazım. Bir sene kaldı direnin. Zaten bir şeyi kaldırdı, gece kotası kalktı. O da gece 2'den sabah 8'e. Ulan yapsana şunu gece 12. Yatmadan önce atayım videoyu. Rahat rahat uyuyayım anasını satayım. Bir de 2 video falan anca sığdırıyorum şeye. 6 saate. 6 saatte 2 video anca yetişiyor yani. Öyle söyleyeyim size. Yap 12-8. Atalım 3 video anasını satayım. Rahat rahat uyuyayım gece. Osur osura hiç bölmeden uykumu. İngiltere GG. İngiltere ilk savaştan beri GG. Para falan kazanmıyordu oğlum. İngiltere English Channel'dan tamamen atıldı resmen. Development'lık şehri kalmadı falan. Bayağı bir sıkıntıdaydı. Zaten Surrender verdi. Ancon'u da verdi. O ne lan? Sarkin'in İrlanda'da toprağı var. Sarkin niye İrlanda'da? Çok ilginç olmuş böyle. Sarkin'in garip garip şeyleri var, anlamıyorum. Şu Baltık'ta da bak 4 toprağı var. İrlanda'da da 4 toprağı var. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Koleri mi atacak ki acaba? Yoo, koleri de oynamıyor. Adalarını da almış İngiltere'nin. North Sea çekiyor desen onun işine gelen bir yer değil. Yani Lübeck'e çekiyor falan. Lübeck'ten zaten toplayacağı bir şey yok. Ne yapmaya çalışıyor anlamadım ben. Fantezi. Fantezi herhalde aynı. Her işin bir zorluğu var dediğin gibi. Bu yüzden Türk yayıncıları desteklenmeyi hak ediyor demiş. Bence Türk yayıncıları destekleyeceğinize şu kotanın kaldırılması amaçlı bir şey yapsak daha iyi olur. Bitiriyormuşuz. Tamam.